Evet sevgili kardeşlerim, programımızın ikinci bölümündeyiz ve yine sizlerle baş başayız. Evlerinizde bizi misafir ediyorsunuz. Allahu Teala ebeden hepinizden razı olsun. Oruç tuttuğumuz, bedenimizi açlığa alıştırmaya çalıştığımız ama ruhumuzu vahiy ile tok hale getirmeye gayret ettiğimiz bu Ramazan ayında bu akşam sizlere çok önemli bir İslam insanını, İslam adamını, Kur'an sevdalısı bir büyüğümü sizlere misafir etmek istiyorum. Yıllardır, 10 yıllardır Kur'an çalışmalarıyla temayüz etmiş ve hani ilerlemiş yaşı ifadesi belki zayıt olacak ama kemale ermiş haliyle şu günlerde bile bize çalışma azminin insana neler kazandıracağı noktasında çok nefis bir örneklik oluşturan değerli büyüğümüz Ali Rıza Demircan hocamla bu akşam birlikteyiz. Sizlere, sizler adına hocama hoş geldiniz diyorum. Programımızı şereflendirdiği için teşekkür ediyorum. Hoş bulduk aziz kardeş. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Kıymetli hocam, biz Ramazan başından beri şöyle bir teknik uyguluyoruz. Programımız 3 bölüm. Birinci bölümde ben Ramazan'ın hangi günündeysek o cüzden bir takım sunumlar yapmaya çalışıyorum. Sizinle de bu akşam inşallah çok önemli bir konuyu ve Nahl Suresinin 90. ayetinden bir gönderme yaparak, yani İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsani ve itâi zil kurba, bu cümleden istifade ederek ekonomik yardımlaşma ve İslam'ın Müslümanlar için öngördüğü mal ve servet ahlakı noktasında neler söylediği, nasıl ilkeler getirdiği, genellikle iman ve ibadet esasları anlamında yapılan ayrımların aslında neyi karşıladığı ya da neyi ihmal ettiği noktasında bir fikir jimnastiği yapalım istiyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Mevlamıza hamdü senalar ediyorum. Bizi insan olarak yarattığı için, İslam'a yönlendirdiği için, Kur'an'a imanla yücelttiği için. Elhamdülillah. Annemi de rahmetle anmak istiyorum. Benim Kur'an hafızı olmama vesile olduğu için. Ben de babamı rahmetle yad edeyim, benim de hafızlığıma o vesile oldu. Sevgili kardeşim, değindiğimiz konu fevkalade önemlidir ve birçok ilahiyatçı kardeşimizin İslam'dan hareketle fakat İslam dışına çıktığı bir alan olmuştur bu alan. Evet, İslam sosyal adaleti ilkeleştirir. Ama sosyal adalet konusuna bölüşüm noktasında yaklaşırsanız bu fevkalade eksik bir yaklaşım olur. Önce genel bir çerçeve oluşturmak, daha sonra bölüşme noktasındaki ilahi kuralları gündemimize taşımak gerek. Sizi Allah için seviyorum. Allah razı olsun. Ben Kur'an'a hizmet eden, onu anlamaya çalışan, yaşamaya çalışan, onu tebliğ etmeye çalışan bütün kardeşlerimi seviyorum. Allah razı olsun. Sağ ol. Kur'an, yücelik orada. Ama lafını çokça ediyoruz da ettiğimiz ölçüde belki yararlanamıyoruz. İhlasımız mı eksiktir bilemiyorum.
ama şu mübarek Ramazan ayında Rabbim bizi Kur'an insanı kılsın. Amin. Ecmain. Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de sürekli bir gerçeği vurgular. Bütün varlıkların Halik'i olan benim, mülkün maliki de benim. Yaratıcıyım ve malikim. Sizler ancak benim sunduğum ölçüler içerisinde bir takım tasarruflara yetkili kılındınız. Evet, önce kafalarda bu devrimin yapılması lazım. Malla alakalı şerlerin, ekonomik hayatın problemlerinin dayandığı nokta burasıdır. Önce insan menkuller ve gayrimenkullerin maliki olmadığının farkında olmalıdır. İnancını taşıyacak, farkındalığı içinde hareket edecek. Evvela bu inanca sahip olduktan sonra mala karşı kafalar ve kalpler açılacak. Ben mallara mültefi değilim deme özgürlüğümüz yok. Çünkü İslam'ın getirdiği ve aziz peygamberimizin ifadelerinde sembolleşen وَلَا تَكُونُوا كَلَّنْ عَلَى النَّاسِ İnsanlara yük olmayacaksın. Allah-u Zülcelal'in bahşettiği mal nimetine talip olacaksın. Nefsi ihtiyaçlarını karşılamak, ailenin gereksinimlerini karşılamak ve de yaşadığınız toplumun acizlerine, işsizlerine, dullarına, yetimlerine katkı vermek için. Bu bir ibadettir, zorunluluk. Zorunluluktur. Müstahniyim diyemezsiniz. Kazanacaksınız. Şimdi bu devrimi kafada yaptığınız zaman önünüz açılıyor. Ve siz kazanmaya başlarken bir toplum insanı olarak mala yaklaşıyorsunuz. Yani siz bu malların maliki olmadığınız, size verilen imkanlar ölçüsünde tasarruf sahibi kılındığınız için siz Yaradan'ın meşru kıldığı yollarla kazanacak, gayri meşru kıldığı yollardan kaçınacaksınız. Eğer kaçınmazsanız sosyal adaleti hançerlemiş olursunuz. Topluma zarar vererek kazanmış olursunuz. Sizin birinci vazifeniz önce zarar vermemektir. İslam'a ve onun ana kaynağı olan Kur'an-ı Mübin'e baktığımız zaman bir, faiz gayri meşru bir kazanç yoludur. Rüşvet böyledir. Emeği sömürü böyledir. İçki, kumar, fuhuş işletmeciliği, hırsızlık, gasp, ihale entrikaları vesair. Bunlar yani evin adamın dükkanına girip çalmak değil, masa başında çalmak. Sevgili kardeşim, bu konunun üzerinde durulmuyor.
Ben kendilerini sosyal demokrat tanıtan kişilere diyorum ki bu nasıl bir iştir ki siz sosyal hayatı belirli kişilerin lehine güçlendiren, mutlu oluşturulan mutlu azınlığa büyük çoğunluğu sömürten kanallara itirazınız yok. Türkiye yakın geçmişinde milyarlarca dolar iç edildi. Geçen gün bu konunun ilgili ve yetkilisi ile konuştum. Hocam dedi, yetkili bir kişi, resmi kişiliği olan bir zat, milyarlarca doları kurtardık ama hala onlarca dolar kurtarılamıyor. Peki bu sömürünün yöntemi faiz düzeni. Yani toplum aleyhine belirli kişiler ve mutlu azınlık lehine bir yapılanma varsa arka planında ya faiz var, ya rüşvet var, ya kara borsacılık var, ya hileli imalat var, ya emeği sömürü var, ya içki, kumar, fuhuş işletmeciliği var, ya gasp var, 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 var. Ya da kara para yani. Kara bir para. Para. Ve bu meşru mülk değil. Bunun zekatı da yok. Çünkü kişinin malı olamaz. Evet. Hocam bunlar için ben şöyle bir sloganik bir şey geliştirdim. Bakalım siz nasıl karşılarsınız. Dedim ki gayrimeşru her kazanç başta faiz olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın her şeye bir fıtrat verdiğine inanıyoruz biz. Mesela faiz Allah-u Teala'nın yarattığı ekonomik işleyişe, onun ekonomisinin fıtratına bomba atmaktır. Aynen öyle. Gayrimeşru kazançlar malın fıtratını bombalamaktır. Bombalamaktır. Evet. Fıtratı bozuyor. Evet. Şimdi eğer siz bu gayrimeşru yolları engellerseniz beşeri toplumlarda, kapitalist toplumlarda oluşan bir belayı oluşmadan engellemiş olursunuz. Yani siz şimdi insanları palazlandıracaksınız, kaynakların büyük çoğunluğuna sahip olacaklar, sahip olmaları akabinde siyasi hayata egemen olacaklar, kültürel hayata egemen olacaklar, diyanete egemen olacaklar, ilahiyata egemen olacaklar. Siz onların egemenliğini tesis ettikten sonra nihai noktada müdahale edeceksiniz. Zaten müdahale edecek gücü bulamazsınız. Dere dibinden temizlenmez zaten. Şimdi bu bir. İslam'ın yaradanın koyduğu adalet ilkelerinin, ki o ilkeler hem hukuki adalettir hem sosyal adalettir. İki, birinci müdahale kafa devrimi. İkinci müdahale meşru ve gayri meşru kazanç ayırımı yapılması, gayri meşru olan ve biraz önce tadad ettiğimiz alanların kapanması. Peki meşru yolla kazandık ve birikimimiz oldu. Evet, birikiminiz olabilir ama malların maliki olmadığınız için mallarda dilediğiniz gibi tasarruf edemezsiniz. Yani harcamaları ilahi ölçüler içinde yapacaksınız. İsraf yok,
toplumun hayat standartlarına göre lüks tüketim olarak nitelendirilebilecek tüketim yok. Yok. Böylece ne oluyor? Böylece kazanç noktasında kitleler arasında bir ölçüde fark oluşsa da tüketim noktasında bu fark daha bir asgariye indiriliyor. İsraf İslam'ın koyduğu ölçüleri çiğneyerek yapılan harcamadır. Lüks harcama, onu da toplum standartları belirler. Mümkündür. Anlayışıma göre, sahabe anlayışına göre atlas perdeli evler şeytanın evlerinden olarak nitelendiriliyor sahabi dilinde. Şimdi toplumda öyle size müdahale çok rahat yapılabilir. Öyle 30 bin liralık, 50 bin liralık, 100 bin liralık arabalar var iken size İslam toplumunda 400 milyar liralık, 500 milyar liralık araba kullanımına yasak getirilebilir. Sevgili kardeşim, bizim sünnet anlayışımızda zannederim bir birlikteliğimiz var. Kur'an'la irtibatlandırılamayan sünnetin Allah'ın Resulüne aidiyetinde derin şüphemiz var. Derin şüphemiz var. Evet. Kur'an'a arz edildiğinde Kur'an'la uyuşmayan şeyler peygambere ait olamaz. Şimdi deniyor ki birkaç örnek veriliyor, fazla da verilemiyor. Ben vereyim örnek. Ve kem ehlekna min karyetin batırat maişataha. Yaşantıları kendilerini azdırmışların nicelerini helak ettik. İşte aziz peygamberimiz buradan hareketle diyor ki altın ve gümüş kaplar istimali haramdır. Hazreti Peygamber bu ilkeyi kendisinden çıkarmıyor. Onun helal ve haram dediği her şey Kur'an'dan anladığı. Anladığıdır. Çünkü evet, ona hikmet verilmiştir. O Kur'an ayetleri arasındaki münasebetleri bizden önce anında kavrayabiliyor. Elbet. Zaten peygamberimize biraz ilmi olacak ama وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. Yani Kur'an adına iyice bekle. Vahiy tamamlanmadan ben, acele etme. Acele etme, hükmü verme. Şimdi evet, sünnetten alınıyor. Demek ki israf ve lüks harcamaları, bunu sadece altına münhasır kılmak gerekmiyor. Elbette. Toplumdaki, o gün öyleydi, bugün başka. Toplumda tüm tüketim maddelerine teşbih edebilecek olan ve fakirane anlayışıma göre Kur'an'ı yaşanılan toplumda bir ölçüde tefsir eder, anlamamıza katkı verir. Eğer bir toplumda geneli otobüs bileti almakta güçlük çekiyorsa, problem yaşıyorsa, orada lüks arabalar bilinip istimal edilmesinde sorgulanması gereken bir noktalar sorun. Noktalar mevcut. Evet. Mesele yok diyemeyiz yani. Mesele var yani. Şimdi burada da bir kısıtlama var. Şimdi bakınız, Malik Allah'tır dediniz. Kendinizi kulluk çizgisine çektiniz. Ve meşru kılınan yollardan kazandınız.
ve de meşru şekilde toplum hayatında sınıfların oluşmasına imkan vermeden, hasetleri tahrik etmeden bir harcama yoluna gittiniz. Peki yani hocam, zenginlerin mallarında fakirler için belirli bir miktar vardır. Gelecek. Tek başına buna cevapsa. Tamam, geleceğiz zaten oraya. Bölüşmeye doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi efendim, ben kazandım. Bu malı muattal halde tutabilirim. Diyemez. Diyemezsiniz. Çünkü daha fazla şu yanlışı da tahsis edelim. Ya o adamın bir fabrikası var. Bir fabrikası olan faize bulaşmadan, ihale entrikalarına girmeden yapabiliyorsa ikinci bir fabrika kursun ve biz ona ayağa kalkalım. Neden? İkinci bir fabrika o kişinin mülkiyetinde görülebilir. Ama orada yüzlerce 10 kişi, 100 kişi, 200 kişi çalışacak. Siz 3 kişiye zekat vermek mi? 10 kişiye bizzat çalışarak nafakasını temin edebileceği iş alanları açmak mı? Elbette ikincisi. İkincisi. O halde bırak zekat vermesin. Her birikim yılını doldurmadan yeni bir yatırıma dönüşsün. Yine ayağa kalkalım. Ama yatırıma dönüşsün. Yatırıma dönüşsün. Ya yastığın altına. Şimdi, ve bankaya değil ya. Sevgili kardeşim, sen tefsir hocasın sen. Estağfurullah. Görüşünü alacağız. Bakayım ne diyeceksin. Şimdi beni şu son dönemlerde, biliyorsunuz, bazı eski Merkez Bankası yöneticilerini konuşturdular. Dediler ki bir simit almak, o sadece bir simit değil, alınan fırından. O alınan simitle değirmenciye bir pay çıkar. Çiftçiye bir pay çıkar. Gübre satana bir pay çıkar. İstihsal sürecinde çalışanlara pay çıkar. Bunu örneklendirdiler. Şimdi aziz kardeşim, izleyicilerimizle birlikte biz de düşünelim. Benim vardığım noktaya ne diyeceksiniz? وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِكُونَ قُلِ الْعَفْوَ. Orası mı? Evet, orası. Şimdi buradan tefsircinin yanında efendim tefsircilik yapmak doğru olmamakla birlikte. Estağfurullah. Biz... Efendim ama yaş şey dermiş ki adını unuttum. Akıl yaşta değil baştadır ama aklı da başa getiren yaştır. Yaşın da bir önemi var. Buyurun hocam, buyurun. Şimdi Kur'an'da hiçbir konu, ama hiçbir konu bir tek ayetle anlaşılamaz. Çünkü Kur'an mesanidir. Çünkü Kur'an aynı zamanda müteşabihtir. Müteşabih. Teşabihte en az iki lazım. Elbette. Ve fesaiden daha çok müteşabih lazım. Evet. Mesaniyi gözetlersem ben mesaniyi gözetlemişimdir. Mesaniyi anlatalım da arkadaş kardeşlerimiz anlamış olsunlar. Oraya girersek de yandık. Yok yok. Yani bir konu anlatma. İkili anlatılır, dörtlü ayetlerle anlatılır, sekizli anlatılır, on ikili anlatılır. Bazen yani, zıddıyla anlatılır. Hepsi mesaniyelik demek. Mesaniyeli içindedir. Şimdi وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِكُونَ قُلِ الْعَفْوَ. Eğer bu ayeti önce sana ne infak edeceğini soruyorlar.
De ki kulil af, ihtiyaçlarından fazlasını. Şimdi Kur'an'ın konumuzla alakalı diğer ayetlerini incelediğimiz zaman, evet ben zekat konusunda da altını çizeceğim noktalar var. Ancak Kur'an'ın bütünü içerisinde ihtiyaçlarımızın dışındakini verme gibi bir görevimiz yok. O insan doğasına ağır gelir. Kaldı ki ihtiyaçlarımızı verme. Ya hayır, ihtiyaçlarımızın dışındakileri verme. Kulil af, ihtiyaç duyulanın dışında. İyi ama ihtiyaçlar da izafidir. Tabii, kişilerden kişilere değişir. Şimdi zekat ayetleri var. Akrabaya ita ayetleri var. Ve şuhtan korunma ayetleri de var. Evet. Ama biz ihtiyacımızın dışındaki bütün kazancımızı vermek gibi bir yükümlülüğümüz belki ideal nokta olarak gösterilmesi söz konusu, ama yükümlülük bakımından böyle bir yükümlülük yok. O zaman kulil af ne? Benim buradan anladığım infak sözcüğünden hareketle kazancını mutlaka ve mutlaka ihtiyacın olan harcamaların dışındakileri ekonomiye kazandıracaksın. Ekonominin kılcal damarlarına akıtacaksın. Aynı şeyi söylüyorlar. Burada çok gaflet ediyoruz sevgili Mehmet kardeşim. Yani bu yatırım olayı çok önemli bir olay. Yani siz toplumun problemlerini zekatla da çözemezsiniz. Tek başına. Tek başına. Bir süre sonra bu insanlar alıcı olmaya başlarlar. İslam'ın hedefi toplumun aciz, işsiz, zayıf kesimini bir ömür boyu yardımlarla beslemek, onları atalete sevk etmek değil. Hiç şüphesiz. Biliyorsunuz aziz peygamberimiz Hazreti Sevman'ın bulunduğu mecliste, kim bana herhangi bir kişiden bir şey talep etmeyeceğine garanti verebilir ki ben de ona cennete girmeyi garanti edeyim. Hazreti Sevban, yanılmıyorum inşallah, ya Resulallah ben diyor ve hayatı boyunca devesi üzerinde iken kamçısı yere düşse onu istemez, devesinden iner alırmış. Çünkü hiç kimseden bir şey istemeyeceğine dair aziz peygamberimize söz vermiştir. El yedül ulya. Tabii ya, vermek asıldır, almak asıl değil. Hatta İslam alimlerinin şu yaklaşımı pek hoşuma gider. Adam terzi ise ona makine alırsın kardeşim. Yani alırsın onu, artık alıcı o. Yani ona öyle bir zekat verirsin ki terzi dükkanını açar. Ona öyle bir zekat verirsin ki marangozdan marangoz hanesini açar. Bir kere verirsin, ömürlük verirsin. Adama bir yıl alıcı iken mütebaki yıllar verici hale ne yaparsın? Getirirsin. Şimdi burada şu yani şu Haşr suresindeki keyla yekûne dûleten beynel agniyâi minkümün mantığı da budur işte. Mantığı budur. Evet. Ya hepsi sevgili hocam, Kur'an'ı birleştirdiği zaman ayetleri aynı merkezden hareket var. Evet. Hepsi birbirini takviye ediyor. Evet. Şimdi hocam biraz dinlendirelim mi sizi? Yani hafif yoruldunuz. Şimdi, yoruldunuz demiyorum da yani izleyicilerimiz bilgileri sindirsinler diye bir nefes arası verelim. Yeni nefesle moderatör diyorlar ya. Evet. Yetki sende efendim. Estağfurullah. Estağfurullah. Hem kardeşlerimiz zihinlerini yoğurmuş olsunlar, hem de biz biraz dinlenmiş olalım. Üçüncü bölümde hocamla sohbet etmeye devam edeceğiz. İslam'ın
ekonomik anlamdaki ekonomiye kazandırdığı fıtrat nedir? Bu fıtratı bombalayan yaklaşımlar nelerdir? Biz mala sahip mi olacağız? Mala ait mi olacağız? Malın sahibi mi, malın kölesi mi olacağız noktasında bazı hatırlatmalarda daha bulunacağız inşallah. 3. bölümde buluşmak dileğiyle kardeşlerim.